Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Flutter'da wrap widget'ını işleyeceğiz. Bu wrap widget'ı nedir, neler kullanılır? Hemen kısaca özet geçeyim. Normalde kalın veya row kullandığımızda, yani alt alta veya yan yana hizaladığımızda taşma hataları alıyoruz. Ve bunun için de başka alternatif bir çözüm olarak wrap widget'ını keşfettim. Bu da taşma hatalarını direkt engelliyor. Eğer alt alta sütun bittiyse, yani satır bittiyse yana geçiyor. Row'da da yan yana geçerken, yani oradaki sütun bittiyse alt satıra geçiyor. Yani bu şekilde taşma hatalarını engelliyoruz. Hemen şimdi bir kodla anlatalım. Çok basit ve çok işe yarar bir widget olduğunu göreceksiniz. Şimdi önce bir kalıbı örnek yapalım. Container oluşturalım. Bunun içinde bir renk verelim. Evet, arda arda bir taşma hatası alana kadar deneyelim. Hemen şuna bir yükseklik verelim. Yüksekliği 200 yapıyorum. Hadi 100 olsun. Ardından enine de tekrardan 100 verelim. Sonra bunu şu şekilde birkaç tane taşma hatası alacak şekilde oluşturalım. Tamam, şimdi şunların bir renklerini değiştirelim. Ayırt edilebilsin. Hemen bir ekrana bakalım. Şu an taşma hatası almıyoruz. Çok güzel. Biraz bir kaşınma oluşturalım. Şunları da renklerini değiştiriyorum ki daha ayırt edici olsun. Tekrar bir. Evet, şu an taşma hatasını aldık. Şimdi arkadaşlar, bu wrap widget'ını nasıl kullanıyoruz? Onu görelim. Bu kalındı. Hemen bunu bir de row yapalım. Row'da da bir taşma hatasını görelim. Row'da da hiçbir şey oynamadık. Eğer taşma hatasını görebiliyoruz. Normalde single child scroll kullanıyorduk. Yana doğru kaydırıyorduk ya da alta doğru kaydırma özelliği veriyorduk. Şimdi bir de wrap widget'ini tanıyalım. Buraya wrap yazıyorum sadece. Şimdi arkadaşlar değişikliğe bakalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi yan tarafa doğru gidiyor. Row gibi işliyor burada. Sonra bitiyor alan. Hemen bunu alta indiriyor ve böyle bu şekilde alta inerek devam ediyor. Bunun hizalamasını biz kendimiz değiştirebiliyoruz. Şu an mesela horizontal yapmış, yan yana doğru ayarlamış. Alt alta da ayarlayabiliriz. Onu da şu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Ben direction veriyorum. Burada da axis vertical yapalım. Tamam, şimdi bunu deneyelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi de kalımın özelliğini yaptı. Alt alta hizaladı. Sonra altta satır kalmayınca yan tarafa geçti. Ne kadar çok artarsa onu da o şekilde aşağı doğru indirir. Bu şekilde yönlendirme kısmını da yapabiliriz. Ardından bunun nasıl row'da ve kalımda cross axis alignment, main axis alignment'ları varsa aynı şekilde wrap'te de var. Hemen onu da gösteriyorum. Burada normal alignment diyoruz. Alignment şeklinde. Tabii ki yazım yanlış yaptım. Hemen ondan sonra wrap şeklinde yazacağız. Wrap alignment. Evet. Bu şekilde şu an aralarına boşluk verebiliyoruz. Veya evet, şimdi hemen bunu göstereyim. Şu an vertical olduğu için boşluk kısmını şu şekilde, en baştaydı, şu ikisi arasındaki yerde boşluk verdi. Bir de run alignment var. O da yine wrap alignment şeklinde olacak. Hemen onu da space yapıyorum. Şu an gözükür mü tam olarak bilmiyorum. Deneyeceğiz, bakacağız. Evet, boşluk kısmı olarak pek fark etmedi.
Horizontal diyelim. Burada boşluğu fark eder mi? İkisinde de şu an şu aralar olarak boşluk fark etti sanırım. Şimdi aşağı iniyorum. Bunlara bir de boşluk verebiliyoruz arkadaşlar. Boşluğu da şu şekilde spacing şeklinde. Bu bütün aralarında boşluk bırakacak. Şu an göreceksiniz zaten. Yani yan taraflarını doğru boşluk bıraktı. Şu aralarındaki, bu da tamamen direction'a göre değişiyor. Eğer vertical olsaydı şu araları boşluk olurdu. Hemen buna da run spacing diyorum. Bunu da 40 vereyim. Hemen şu şekilde şu aralarındaki boşluğu da gördük. Şimdi bu şekilde yana ve aşağı veya yukarı aralarında boşluk olduğunu da gördük. Hemen şunu bir de vertical yapalım. Bunu da şu şekilde, evet, bunu da bu şekilde görebiliyoruz artık. Şunu yukarı aşağı yana doğru verdiğini görüyoruz. Aynı zamanda şurada Spans Around'ların işe yaradığını görüyoruz. Vertical'da. Ve 27 altlı üstlü verdiğini görüyoruz. Evet, Wrap Widget'ı aslında bu kadar. Hem taşmaları önlüyor hem de Disview gibi düşünebiliriz. Arttığını yana veya alta geçiriyor. Bence çok güzel bir widget. Flutter'ın bu tarz widget'ları sürekli yani kendini geliştirmesi gerçekten çok iyi kullanış bakımından. Evet, bu şeyi de kodu da GitHub'a attım. GitHub'dan alabilirsiniz. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.